Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet, ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Direkt modele başlayacağım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Birinci sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de şöyle düz olarak ördüm. Evet. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi ikisini birlikte şöyle ters olarak ördüm. Çıkarmıyorum. Şöyle biraz uzattım. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Şöyle biraz uzun tutuyoruz ilmeklerimizi ve çıkardım. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak örüyorum, uzatıyorum biraz. Bir arttırdım. Bir kez daha ters olarak ördüm. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkardık burada. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği yine aynı şekilde şöyle ördüm, uzattım biraz, bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Pardon, ters ördüm. Bir ilmek yine ters ördüm arada. Yine iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm, bir doladım. Bir kez daha ters olarak ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Son iki ilmeğimi yine şöyle birlikte ters örüyorum, uzatıyorum, bir doladım. Bir kez daha birlikte ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası bu şekildeydi. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Bakın, bu kabarık olan ilmeği bu şekilde şişime alıyorum. Daha sonra burada bir artırma yaparak bu iki ilmeğimi, bir de burada tek olan düz ilmeğim, üçünü birlikte düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim, yani kabarık olan ilmeğimi bu şekilde diğer ilmeklerimin üzerinden sağ şişime aldım. Burada bir artırma yapıyorum. Kalan iki ilmeğim, bir de arkasındaki ilmek, üç ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum.
Tekrar üçüncü ilmeğim, yani kabarık olan ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Burada bir arttırma yaparak bu iki ilmeği, bir de arkasındaki ilmek, üç ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Sonuncu yapıyoruz. Şöyle ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerinden aldım. Bir arttırdım. Bu kalan 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm ve 1 ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelimin 4. sırasında ve de aynı zamanda son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın burada önce şunu örüyoruz. Burada karıştırmayalım. Bu şekilde ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Modelimin 4. sırasında bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modeli normalde bir kez kurduk ama modelimiz şu anda anlaşılmıyor. Onun için bir kez daha kuracağız modelimizi birlikte. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi birinci sırada düz örüyorum. Birinci sıramı geçtim. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Uzatıyorum ilmeğimi, bir doluyorum. Bir kez daha aynı ilmeklerimi ters ördüm. Bir ilmek ters arada. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Uzatıyorum biraz ilmeğimi. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Arada bir ilmek ters. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. İlmeğimi uzattım. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ters ördüm. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçlü gruplar halinde olan ilmeğimizin bakın üçüncüsünü şu şekilde alıyoruz. Bir arttırıyorum. Bu iki ilmeğim. Bir de arkadaki tek olan ilmeğim üçünü birlikte düz olarak ördüm ve çıkardım. Tekrar üçüncü ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bir doladım. İki ilmeğim, bir de arkadaki tek olan ilmeğim üçünü birlikte düz olarak ördüm. Tekrar kabarık olan ilmeğimi şişime aldım. Bir arttırdım. Bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Son kez yapıyoruz. Kabarık olan ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bu 3 ilmeğimin şöyle 3'ünü birlikte örüyorum ve 1 ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tek dikkat etmeniz gereken şey bakın önce bunu değil önce şunu alıyoruz ters örüyoruz daha sonra diğerini. Evet modelimiz bundan ibaret. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim.
Sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, bakın şöyle model kendini gösterdi. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada alt kısmına bir düz, bir ters tekstil tipi lastik geçtim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yandan bakınca hafif kabarık duran bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yeleklerinde, süveterlerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.